Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda mükemmel bir yeni nesil sorusu çözeceğiz size. Yeni nesil soru çözeceğiz. Bu soru gerçekten çok kaliteli, sınavda çok zamanınızı alabilecek, çok belirleyici bir soru. Bunun çok basit bir yöntemi var. ÖSYM'nin çok tercih ettiği bir soru son zamanlarda, en az en çok sorularından. Şimdi önce sorumuzu okuyalım, sonra ne yapmamız gerektiğini konuşalım, sonra da çözümümüze geçelim arkadaşlar. Bakın, 50 sorunun sorulduğu bir bilgi yarışmasında yarışmacılar her doğru cevapta 6 puan kazanmakta, yanlış cevapta 3 puan silinmekte, cevap verilmeden geçen sorularda 1 puan silinmektedir. 100 puan alan yarışmacının bir üst tura geçtiği yarışmada Umut'un bir üst tura geçtiği ve doğru cevap sayısının yanlış cevap sayısının da cevap verilmeden geçilen soru sayısından fazla olduğu bilindiğine göre Umut en az kaç soruya doğru cevap vermiştir? Şimdi arkadaşlar, bu soruda yani deneme yanılmayla çözme şansınız yok. Çözer misiniz? Çözersiniz ama bir 15 dakikanız, 20 dakikanızı alır. Zaten TYT'de en büyük problem zaman problemi. Şimdi onun için ne yapmamız gerekiyor? Bu soruyu çözmeden önce bu soruyla ilgili bilmeniz gereken bir şeyden bahsedeyim. Yani sıkıntısı şu, doğru cevapla ilgili bir değer verdiğinizde yanlış ve boş için de ayrı ikişer tane değer, birbirini sağlatacak bir sürü değer vermeniz gerekiyor. Şimdi şunu daha önceden bilen arkadaşlar için sorun olmayacak ama bilmeyen arkadaşlar için hemen şunu anlatayım. Bakın arkadaşlar, bize şöyle desin, 3x artı 5y eşittir ne olsun, 109 olsun arkadaşlar. Bunu sağlayan ikilileri bulun deseydi, bakın x'in derecesi 1, y'nin derecesi 1, bu analitik düzlemde bir doğru temsil ediyor. Bunun üzerinde arkadaşlar trilyon tane sağlayan ikili vardır. Trilyon tane, hatta sonsuz tane. Yani o zaman nasıl bulacağız? Bize bunun doğal sayı ve tam sayı diye kısıtlama verdiği anda işimiz çok daha kolay olacaktır. Tamam, peki. Bizim sorumuza da baktığınızda doğru sayısı, yanlış sayısı, boş sayısından bahsediyor. Yani ne olmuş oluyor? Otomatik olarak o sayılar doğal sayı olmuş oluyor. Ve bir kısıtlama daha gelmiş oluyor. Soru çok kolaylaşıyor. Şimdi peki bu soruyu nasıl yapacağız? Önce şunu nasıl çözebileceğimize bir bakalım. Bunu sağlayan ikilileri nasıl bulabiliriz? Bakın arkadaşlar, x'e bir değer verelim. 0, 3 kere 0, 0, 109, 5'in katı değil, olmadı. 1 veriyorum, 3 kere 1, 3, olmadı. Derken x'e en erken 3 verdiğimde bu sorunun çözümü gelecektir. X'e 3 verdiğim zaman 3 kere 3 9, geriye 100 kaldı, y'miz 20 oldu. Bundan sonra dikkat etmeniz gereken şey şu, 3 ile 5 aralarında asal olmak şartıyla ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bakın, burayı 5 artırdıkça, yani 5 artırdıkça, 5 birim artırdıkça diğerinde 3 birim azaltabilirsiniz. Yani çapraz olarak. Bakın şöyle, burayı 5 birim artır 8, 5 birim artır 13, 5 birim artır 18, böyle devam edebilirsiniz. Şu x'in kat sayısını da y'deki değişim olarak için kullanabilirsiniz. Sonuçta toplamı 109 olduğu için biri arttıkça diğeri azalacaktır. O zaman ne yapıyoruz? 3 azalt 17, 3 azalt 14, 3 azalt 11. Hatta şunu deneyelim, doğru olduğunu, doğruluğunu görün, ondan sonra zaten sorumuza geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, x yerine 18 gelmiş. O zaman 3 tane 18 artı y yerine de 11 gelmiş. 5 tane 11. Bakalım 109 yapacak mı? 18 çarpım 3 54 artı 5 çarpım 11 55. Topladığımda gerçekten 109'u verdi arkadaşlar. Demek ki bu yaptığımız yöntem doğru bir yöntem. Ama burada dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi şu. Burası toplamda biri artarken diğeri azalıyorsa çıkarmada da ikisi de artması lazım. Mesela düşünün, 30'dan 2 çıkarttığınız 28 ise 31'den 3 çıkarttığınızda 28 olur. 32'den 4 çıkarttığınızda 28 olması lazım. Yani çıkartmada burası artıyorsa burayı da artırmanız gerekecektir arkadaşlar. Şimdi bizim sorumuza baktığımızda sıkıntı şu. 3 tane değişken var. 3 tane. Yani nedir? Doğru var, yanlış var ve boş var. Hatta ve hatta tam olarak şunu da istemiş. Doğru yanlıştan, yanlış da boştan çok olacak şekilde bizden çözüm istiyor arkadaşlar. Şimdi doğru sayısı A olsun, yanlış sayısı B olsun, boş sayısı C olsun. İstediği şey şu. Doğruya 6 puan verelim arkadaşlar.
6A puan doğrulardan elde edebilirim. Yanlışlardan da eksi 3 puan aldığım için eksi 3B puan da buradan alacağım. Boşlardan da 1 puan silindiği için eksi 1 tane C. Bu puanların toplamı 100 puana denk arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşımız turu geçmiş. Ancak 50 soru sorulduğunu söylediği için doğru, yanlış ve boşların hepsinin toplamı A artı B artı C nedir? 50. Şimdi arkadaşlar, bu soruda gördüğünüz üzere 3 bilinmeyenli iki denklem var. Normal şartlarda 3 bilinmeyenli bir denklemin çözümünü bulabilmeniz için 3 tane ipucuna ihtiyacınız var. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Bunun birden fazla çözümü olmuş oluyor. Biz bunu az önceki öğrendiğimiz şeye kısıtlamaya çalışırsak, biz 2 bilinmeyenli denklemler için az önce bir şeyler yapmıştık. O zaman 2 bilinmeyenli denkleme dönüştürmek için oradaki değişkenlerden birinden kurtulmalıyız. Herhangi biri olabilir, hiç fark etmez. Taraf tarafa topladım. Bakın eksi c artı c'yi götürdü. Ne oldu burada? 7a'nın eksi 3b artı b daha eksi 2b olduğu ve buranın da 150 olduğunu gördüm. Bakın 2 ile 7 aralarında asal. Ben burada 150'yi sağlayacak ilk değeri bulduğumda işim çok kolay. 0 versem, yani eksi 2b'yi sıfırlasam 157'nin katı değil, çözüm değil. 1 yapsam eksi 2, öbür tarafa attım 152, yine 7'ye bölünmez. 2 yapsam 4, 154, evet 140, 14 daha. Tamam, burası oluyor arkadaşlar. B'nin ilk değeri 2 olacak arkadaşlar. Şimdi B'nin ilk değeri 2 olunca burası 154 olur. 154'ü 7'ye böldüğümde de 154'ü 7'ye bölsem 140, 20, 14'te 2, 22. Bakın arkadaşlar, artık şu olmuş oluyor. Bakın A'nın, B'nin ve C'nin değerlerine bakalım. A'nın, B'nin, C'nin değerlerine. Tabi doğru yanlış için konuşuyoruz. Bakın burası doğru olmuş oluyor. Bu yanlış, bu da boş olmuş oluyor. Bizim isteğimiz doğru daha fazla yanlıştan, yanlış da daha fazla boştan. Şimdi ne yapacağız? A, B 22'ye 2 bu durumu sağlar. C, tabii ki bunların üçünün toplamının 50 olması gerekiyordu. Ne olacak? Burası 22, A 22, B de 2 iken 24. Toplamda 50 olması için C 26 şu sıralamayı sağlamadı arkadaşlar. Evet, bundan sonra ne yapacağız? Artık şurayı 2 artırırken burayı da 7 artırmalıyız. 2 artırıyorum 24, 7 artırıyorum 9. O zaman burası 24, 9 olduğu zaman toplamda burası 33, burası 17. Hala yukarıdaki eşitsizliği sağlatamadım. Devam ettiğimde burayı 2 artırdım 26, burayı yine 7 artırdım. Burası kaç oldu? 16. 26, 16, ikisinin toplamı kaç? Bakın 32, pardon 42. Geriye ne kaldı? 50'ye tamamlamam için 8. Gerçekten doğru yanlıştan, yanlış da boştan fazla olmak üzere ilk sağlayan durum bu olduğu için en küçük 26 doğru cevapla bu işi bitirebiliriz arkadaşlar. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Cümleten iyi çalışmalar.